Hayırlı günler. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size daha önce kompostlaştırdığım bu toprağı göstererek başlıyorum. Bakın şunların hepsi sebze, bitki atığı ve bahçe toprağı. Bu kadar. Yani düşünün şöyle sukulent, bakın sukulentin yaprağına atmışım. Tabii bunu atmamışımdır. Mutlaka karışmıştır. Artık kompostlaşmış şöyle. Tamamen bakın çürüme değil. Böyle değişik bir şey oluyor. Şöyle bakın. Böyle bütün bitkilerin yumurta kabuklarının, fındık kabuklarının, bakın fındık kabuğu arkadaşlar. Bunun atığı burası. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Bu konuda çok istenilen bir sürekli söylenilen durum vardı arkadaşlar ve sebze atığı biriktirmeyi bekliyordum. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapmak için şöyle kovamın dibine sert kabuklu ceviz, ondan sonra ben tabii bu tuzsuz çekirdeklerden, yani bunları kullanıyorum kovamın dibine. Ve arkadaşlar biraz da şunlar muz kabuğu, biraz da kurutuyorum ben çünkü balkonda arkadaşlar bunu benim yapmam gerekiyor. Balkonda kompost nasıl yapılır konusu olsun konumuz. Bakın şöyle sebze atıklarını biriktirdim sizin için. Aslında benim çok da toprağa ihtiyacım yoktu. Fakat çok soruluyor. Bu Instagram'dan da sürekli soruluyor. Farkındaysanız da hiçbir bitki besini kullanmadan çok hızlı bir şekilde de ben yani sukulent yetiştirip satışını yapıyorum. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalımda sürekli kargo videolarım oluyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şöyle bitki atığının o araya kompostlaşma olması için, bakın o kadar güzel orman toprağı kokuyor ki arkadaşlar, şöyle bakın ceviz kabukları, fındık kabukları, bakın fındık kabuğu elle kırılabilecek hale gelmiş, çürümüş artık. Bunu da bir sıra koyuyorum ben. Daha sonrasında tekrar sebze atıkları. Bu çeşitlendirilebilir. Yani ben şu an evsel atıklarımın var olanlarını kullanıyorum. Sizin için biriktirdim ve kullanayım dedim arkadaşlar. Benim yöntemim biraz daha farklı. Onlar altta kompostlaşırken ben üstüne bitki ekiyorum. Ve bitkimin kökü tam böyle kovanın dibine ulaştığı zaman arkadaşlar bitkilerim coşuyor. Tam da işte bitkilerimde coşma olayı ondan sonra başlıyor. Şimdi ben bu kovamı hazırlayacağım bu şekilde. Bakın şurada bir şey kompostlaşırken çok büyükmüş. Ve böyle bütün kompostlaşmış. Ama arkadaşlar simsiyah toprak olmuş. Kestane. Evet kestane atmıştım. Kestane simsiyah toprak olmuş. Her türlü sebzenin, bitkinin atığı böylece oluşuyor. Arkadaşlar çökme olur diye bakın hiç videoyu durdurmadan ben böyle devam edeceğim. Ben şöyle bastırıyorum. Diyorum ki yani çökme olduğu zaman çok fazla kovalarımda çökme olmasın diye. Sonra tekrar bakın patateste azot var arkadaşlar. Patates kabuğu bu konularda çok önemli. Şöyle tekrar bunları koydum. Tekrar bastırıyorum arkadaşlar. Ve üzerine tekrar normalde eğer bitkiye ekeceksem arkadaşlar, çok gelişmiş bitkilerse ben fındık kabuğu, ceviz kabuğu, varsa çekirdek kabuklarıyla o arayı şöyle kapatıyorum. Bakın şöyle biraz vardı bende, onları ben koyayım şu şekilde. Yani bunu arkadaşlar şey diye düşünmeyin, çöp biriktiriyor. Bazen böyle yorumlar alıyordum eskiden, sonradan insanlar gördüler, baktılar ki bunlar benim bitkilerimi öldürmüyor, coşturuyor ve hiç durmadan satış yapıyorum. İnsanlar bunu gördükten sonra arkadaşlar bana hak verdiler. Tabii ki bunlar birkaçı geçmiyordu ama yine de can sıkıyordu. Şöyle arkadaşlar tekrar ben bitkilerimi döküm, kompost
kovamın üzerine toprağımı dökmeye başlıyorum. Bakın şu bahçe toprağı, şu kirli olan şu bahçe toprağı. Fakat diğeri benim kompost kovamdan koyuyorum ben. Ben sürekli kompost toprağımı evir devir ediyorum arkadaşlar. Artık bahçeden toprak almıyorum. Kendi toprağımı kendim ürettiğim için de bana yeterli oluyor. Bakın. Şimdi siz zannedeceksiniz ki şu çürümüş arkadaşlar. Bu çürümemiş. Bu çürümemiş. Bu çok farklı bir şekilde karışmış ve böyle bakın sukulentin içi şöyle lif lif, yani toprağa geçmiş besini arkadaşlar. Çok değişik bir durum ve gerçekten yapmanız lazım. Çok değişik de bir duygu. Çok güzel bir duygu. Şimdi arkadaşlar buna bizim herhangi bir bitki ekmemiz lazım. Bana gelen kargolardan bir tanesini ben buna ekmek istiyorum. Şöyle bana gelen kargolardan bir tanesi, ben bu ara bayağı bir leş kaktüsü satın aldım arkadaşlar. O leş kaktüslerimi buraya ekeceğim. Kargoda çok uzun süre kaldığı için biraz halsizler, yorgunlar. Bitkilerimi beklettim. Ve bekledikten sonra ekimini yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Bitkim köklü. Benim bu bitkileri aldığım kişi arkadaşlar normalde bahçe toprağı ve kendi torfunu kullanıyor. O yüzden onun toprağından arındırmıyorum ben. Direkt onun toprağıyla birlikte şöyle ekimimi gerçekleştireceğim. Bunu arkadaşlar çok da aşırı sulamaya gerek yok. Zaten kış ayına girdik. Bitkilerimizi böyle biraz daha az sulayarak devam edeceğiz. Şu üste gelen toprakların arkadaşlar ben artık şey yapıyorum. Bakın çürümüş arkadaşlar. Çürümüş olduğu için de mecburen bunu alacağım ve şöyle toprağının üzerine yatıracağım. Önce ben hazır var olan türlerimi bir bakın şu kısmından çürümüş. Çünkü kargoda çok bekledi. Kargoda çok beklediği için arkadaşlar bu durumu yaşadık. Ve leş kaktüslerine arkadaşlar şu şekilde de bakın şu şekilde de çoğaltabiliyormuşuz. Bunu denemiş olacağım. Bu şekilde hiç çoğaltma yapmadım ama denemiş olacağım. Direkt böyle ucunu toprağa gömmüyoruz. Direkt toprağın üzerine yan yatırarak arkadaşlar bunun ekimini gerçekleştirdik. Şimdi bu farklı bir tür. Her türümü bu şekilde ayrı ayrı ekiyor olacağım. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bitki gelişene kadar bakın altta kompostlaşma olması lazım. Üste bu bitkinin ilk önce bir yol yorgunluğunu atıp kendine gelmesi için biraz tabii ki bitki gelişene kadar şu kısımları değerlendirebilirsiniz. Ben bu kısımları şöyle kompost çok cıvık cıvık olmasın diye arkadaşlar mutlaka bitki ekimi yapıyorum. Bitki diyorum verilen suyu çeksin. Şu şekilde arkadaşlar fret ekimi yapabilirim buraya. Bakın şu sıra şöyle fret ekimi yaparım. Ve bu fret ekimiyle birlikte hem fretlerime bir şaşırtma yapmış olurum. Bunu da deyince kızıyorlar bana ama sen şaşırtmayı yanlış biliyorsun diye. Arkadaşlar ben köy çocuğuyum. Ben şaşırtmayı böyle biliyorum. Şöyle
tekrar tekrar bitkilerimizi dikerek hem bu bitkilerimizi arkadaşlar işte sulandığında diplerinin çok vıcık vıcık olup çürümemesi için ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Herkesin tabii ki yöntemi farklıdır. Herkesin yeri vardır. Benim biraz da yer darlığı var. O yüzden bunu da sizinle yapmak istedim. Şu şekilde arkadaşlar ben bunların günlük gelişimlerini görmek için Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve Fatma'nın Hayatı YouTube kanalımda bu bitkilerimin gelişimlerini tek tek izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu kısma da bir tane ekim yapacağım. En azından bu arkadaşları da ayakta tutarlar. Hem de toprağın nemini çeker. Nem dengesini oluştururlar arkadaşlar. Bakın tam sözü söyleyemedim. Tam söz budur. Toprağın nem dengesi için bu gerekli. Ben öyle düşünüyorum. Belki ve bu şekilde bitki yetiştiriyorum arkadaşlar. Yani o kadar kargo yorgunu ki şöyle. Bu bitkilerim kendine gelene kadar bunlar yetişmiş olur arkadaşlar ve satışına geçmiş olurum bunların da. Bugünlük bu kadar olsun. Benim yöntemim budur arkadaşlar. Her zaman sorduğunuz kompost videomu çekeceğim dedim. Söz verdim size ve çektim. Beni takip ederseniz, Fatma'nın abone değilseniz abone olursanız, Fatma'nın Hayatı YouTube kanalımı da takip ederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.